Evet, Müslümanlar üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor. Dinin genetik yapısı, dinin özüne dokunan girişimler oluyor. Birileri dinin başına ve sonuna bir takım sıfatlar ekleyerek dindarları hem sosyolojik anlamda hem de dini kendi içinde nötralize etmeye çalışıyor. Yani sadece Şii, Sünni, Selefi tartışması değil, her biri kendi içinde birçok kollara ayrılan yeni yeni tartışma alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Ve maalesef bu konuda da İslam dünyasında hem siyasi çevrede hem sermaye çevrelerinde hem sivil toplum nezdinde akademik çevrelerde bu konuda büyük bir ilgi uyandırdıklarını söyleyebiliriz. İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde en son o Deva Partisi, Babacan'ın partisi de İyi Parti gibi İstanbul Sözleşmesi'ni sahiplenmeye başladı. Davutoğlu'nun partisi de, Gelecek Partisi de buna sahip çıkmaya başladı. Yani bir yandan Yeşil Kemalistler de ortaya çıkıyor. Yeşil Liberaller de ortaya çıkıyor. Yani başına yeşil koyuyor, yeşil sermaye zaten eskiden beri tartışılıyordu. Şimdi her çevreden insanlar tırnak içinde İslamcılarla kol kola girerek yeni dini yorumlar geliştirebiliyorlar. Batı'da ne varsa bizde de olsun. Başında bir demokrasi, İslam demokrasisi deriz, demokrasi de olur. Laiklik zaten İslam'da vardı gibi. Ödünç alınan kavramlarla, kurumlarla yeni bir medeniyet inşa etmek birilerinin hoşuna gidiyor, kolayına geliyor. Yani hiç çile çekmeden pat diye dünyada da genel gelir geçer şeyler olduğu için bunlar kolaylıkla sahiplenebiliyorlar. İslam üzerine son zamanlarda hem milliyetçilik vurgusu giderek artıyor, hem demokrasi vurgusu giderek artıyor. Yine aynı şekilde geleneğe dayalı bir din anlayışı, ki Hristiyanlarda bu çok köklü bir şekilde vardı, pagan geleneğin üzerine bir din kılıfı giydirdiler. Ki Katolizm zaten buydu. Katolizme tepki olarak ortaya çıkan Protestanlık aslında bir yanlışa karşı çıkarken başka bir yanlış ikame ettiler onun yerine. Bir de Ortodoksluk vardı. Ortodoksluk da bir bakıma milliyetçilik anlamına da gelecek etnik temele dayalı din algısını oluşturdu. Tabii Yahudilerden ödünç alınan bir şey bu. Süryani ayrı, Keldani, Arami, Asuri, Ermeni, Rum hepsi kendi kiliselerini oluşturdular. Ve bugün tek bir Hristiyanlık yok. Zaten tek bir kitap da yok ortada. En yaygın olan Hristiyanlık biçimi ise Katolizm. Katolizm Hazreti İsa'dan 50 sene sonra Tarsuslu bir Yahudi tarafından örgütlenmişti. Şimdi burada dikkat çekici bir diğer şey de şu, tek bir Protestanlık da yok. İngiliz kralı Papa'ya kızıyor, Anglikan kilisesini kuruyor. Bir takım dini önderler, kanaat önderleri, siyasi önderler kendi din telakkilerini örgütleyip topluma bunu dayatabiliyorlar. Mesela Amerikalılar da Protestan ama Amerikalılar Evangelik. Mesela Almanlar da Protestan ama onlar Lutheran. Mesela Hollandalılar da Cermenik karakter gösterirler. Onlar da Hristiyan ama onlar Calvinist. Ve birbirlerini de pek kabul etmiyorlar tabii. Birçok yönden birbirlerini eleştiriyorlar. Hristiyanlar bunu kendi dinlerine yaptıkları için aynısını da Müslümanlara yapmak istiyorlar. Müslümanları da bu anlamda ideolojik, politik, felsefi, vicdani, kanaat farklılıklarına dayalı olarak dinleri üzerinde yeni yorumlar yapmaya, dini tarihsel bir olgu olarak ele alıp onu yeniden zamana göre şekillendirmeye çalışıyorlar. Dikkat edelim. Birileri aklımızla oynuyor, birileri de kalbimizle.